Bugün de ülkemize o dönemin bir benzerini yaşatmak isteyenler var. Ülkemizi sıkıştırmak, bölmek isteyenler var. Tüm yolları, hatta darbeyi bile denesediler, başaramadılar, başaramayacaklar. Niye dokunuyor? Bakın, benim kanıma dokunuyor böyle bir konuşma yapılması. Demin arkadaşımız da aynı konuşmayı yaptı. Yeter. Lütfen tekrarlayın. Şimdi Tamam. Kazım Karabekir Kazım Paşa. Karabekir'in ölümü hakkında konuşun. Öbürlerine demeyin. Yani Kurtuluş Savaşı'nda bunu aynı kefeye koydunuz. Çanakkale'ye de koydunuz. Sesimi çıkartmadım. Ama lütfen yeter. Kusura bakmayın. Evet, Beni biz çıkaramazsınız. evet, bir dakika bak otursun bir dakika sakin. Tamam. Lütfen Şimdi bunu kendi evet o konuşmanızda sizin devam edin. tabii sizin kendi düşünceleriniz. Biz 15 Temmuz'da bu Ya vatanın tamam lütfen. milleti Biliyorum bütünlüğü ben. için Lütfen ben sizi dinledim, siz de beni dinleyin. Bu vatanın milleti bütünlüğü için biz bu mücadeleyi verdik. O günde birçok şehidimiz, birçok gazimiz oldu. Evet. Haklısınız. Dolayısıyla onlar da vatanın birliği ve bütünlüğü, beraberliği için mücadele etmiştir. Evet. Bu konuda evet, saçmalık yapmayın. Oturun, 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 oturun. Oturun, oturun ya. Bırak, bırak. Buyurun, buyurun, buyurun. Buyurun.